Hocam, kürtaj işlemi başka hangi sebeplerden dolayı yapılmaktadır? Kürtaj aslında kelime anlamıyla rahmin iç dokusunun tahliyesi demektir. Biz belki menopoz sonrası kanama yaşayan hastalar olabiliyor. Menopoz sonrası kanama yaşayan hastalarda kanamayı durdurmak ve tedavi etmek amaçlı. Aynı zamanda da teşhis amaçlı. Çünkü menopoz döneminde olan kanamalar ileri dönemde sıkıntılara sebep olabiliyor. Teşhis ve tedavi amaçlı. Bunun dışında gebelik yaşayamayan, infertil dediğimiz hastalarda biyopsi alıp teşhis amaçlı veya rahim ağzında ve rahim içinde kanser gibi hastalıkları düşündüğümüz durumlarda gene biyopsi teşhis amaçlı kürtaj işlemlerini uyguluyoruz. Bunun dışında ayrıca tabii ki ülkemizde 10 haftaya kadar isteğe bağlı kürtaj da yapılıyor. Kişiler eğer çiftler planlanmayan bir gebelikse isteğe bağlı olarak gebeliklerini de 10. haftaya kadar sonlandırabiliyorlar. Peki hocam, kürtaj bildiğiniz gibi çok hassas bir konu. Evet. Bu işlemi kesinlikle bir kadın doğum uzmanı yapmalı, 10 haftaya kadar olmalı, evet, gebelik. Yasal prosedür. Peki bu... Evet, bu işlemin yasal prosedürü ve detayları nasıldır? Tabii, isteğe bağlı kürtajda yasal prosedür 10. haftaya kadar öncelikle sınırımız vardır. Onun dışında evli çiftler mutlaka eşlerin her ikisinde izni gerekir. Eş izni çok önemlidir. Eğer evli bir bayan değilse de 18 yaşın üzerindeyse kendi isteği, ama 18 yaşının altında bir gebe ise mutlaka anne ve babasının izni şarttır kürtaj, evet, işleminde.